Nasıl köfteler? Yuvarlak. Sonra da bunu dökelim. Tahtımı sallayacak bir konuşkan çocuğumuzla. Şimdi anlattın. Evet. Biz Ayşe ile yapacağız ondan sonra köfteleri. Anne de ama hiçbir şeye dökmüyorsunuz ki. Bundan sonraki önce Ayşe'ninkini koyacağız sonra sana koyacağız tamam. Annesi. Sen kalanları şey yapacaksın. Çok güzel anne, yumuşak. Nasıl gidiyor Ayşe Usta? İyi gidiyor anneciğim. 18 yaşındaydım üniversitede. Makarnayı ilk o zaman haşladım yani. Yok. Hep demiştim millet kutu açıyor kanalımda. Ben açamayacak miyim? Ben de açamayacak mıyım? Portakal Ağacı'na hoş geldiniz. Portakal Ağacı'na bugün benim blogun ve işte YouTube kanalının en sevdiğim bölümünden bir tanesini, Alasını Yaparım'ı çekiyoruz. Alasını Yaparım'da bugünkü konuklarımız Tabi Tasarım'ın kurucularından Bildur Tilgil ve Ayşe Şifası. Bildur'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe'cim ne yapacağız bugün seninle? Köfte. Nasıl köfteler? Yuvarlak. Evet, yuvarlak yuvarlak köfteler. O zaman hemen malzememizi saymaya başlayalım, olur mu? Hı. Köfteyi söyledik de hangi köfteyi söylemedik? Bildur bize köftenin hem ismini söylesin hem malzemelerini saysın. Ben de onların bana hediye getirdiği, annenin diktiği, Sümeyra'nın, Limon Co'nun işlediği portakal ağacı önlüğümü giyeyim bu arada. Evet. Köftemizin adı fellah köfte. Fellah köfte. Fellah köfte, evet. Malzemelerimizde neler var? 2 su bardağı bulgurumuz var, ince bulgur. Böyle koyalım. 1 su bardağı irmiğimiz var. Toplamda 4 kaşık. Bu ikisini ben mi yapacağım? Evet, senin önünde durabilirler. Toplamda 4 bu kaşık biber salçamız. Bu ikisini ben yapacağım abi. Evet. 3 kaşık da domates salçamız var. Birer tatlı kaşığı kimyon, karabiber, toz biber. Tuzumuz var, 1 çay kaşığı, 1 su bardağı zeytinyağımız var. Sarımsaklarımız var. Tercihe göre maydanoz, yoğurt, soslar için. Normalde Bildur o kadar konuşkan, o kadar rahattır ki şimdi onu böyle görünce ben kendim heyecanlanıyorum, geriliyorum. İlk defa böyle bir şeye katılıyorsunuz Bildur Hanım. Evet ama çocukluğumdan beri mutfakta bir şeyim vardır yani, değil mi? Çok güzel. Peki fellah köftesi. Fellah köftesi yapıyoruz. Başlayalım. Ben sana bir tepsi getireceğim galiba, değil mi ilk önce? Bana mı? Tamam. Sana da. Evet, sana. Hadi bakalım başlıyoruz. Anne bu benim. Tamam. Şimdi tepsimizin içine irmiğimizi dökelim. Dök bakalım. Yardımcı olur mu? Hoppa. Sonra da bunu dökelim. Sonra buna ne? Bulgur, ince bulgur. Karıştırıyoruz şimdi bunu böyle. Karıştır. Böyle de karıştırabiliriz anne. Tabii ki. Şimdi içine. Yağ. Yok, şimdi su koyacağız. Ha, kaynar su. Şimdi kaynar aynen. Suyumuzu koyacağız. Hadi koy. Birazcık demlenecek. Tamam, şöyle yani biraz dökeceğiz. Böyle çok hamur kıvamında olmayacak şekilde. Evet, son 2 haftadır kaç kere yaptın bunu? Son 2 haftadır 10 kere yaptım herhalde. Gittiğim her yerde, misafirliklerde bile durun size bir köfte yapayım falan. Değil mi? Biraz daha. Şuradan da şöyle dolandırırsak inşallah. Tamam. Kadar yeter. Yeter mi? Sen öğrenmişsin bayağı. Ayşe de 10 sefer. Evet, tamam. Anne, tamam. Evet anne. Tamam, şimdi bunun ağzını kapatıyoruz. Kapat anne, kapat. Ne olacak bu ağzını kapatınca? Şişecek değil mi? Terleyecek böyle. Terleme. 10 dakika. Evet. Tamam, bu arada sosu mu yapacağız? Yok, bekleyeceğiz. 10 dakika bekleyeceğiz. Evet. Tamam, 10 dakika o zaman. Sen bize... Onları artık kaldıralım şöyle kenara. Bu arada suyumuz kaynasın. Şeyi merak ediyorum, niye fellah köftesi seçtin? Neden fellah köftesi seçtim? Şimdi Alasını Yaparım'ın konsepti nasıldı? Bence oradan başlayalım. Dükkan nerelisin? Trabzonluyuz Trabzon, biz. Evet, bu biliyorum. Antep yemeği sanırım. Evet, daha güneyde Anadolu yemeği. Karadeniz bir çok... Bir karalahana dolması. Bir kuymak. Değil mi? Evet. Hiç o konularda bir şeyim yok yani yöresel yemekler konusunda. Bu da böyle bir ablamdan öğrenmiştim. Çok pratik geldi ve çok havalı yani. Böyle değil yapınca mi? Herkes aa çok güzel olmuş evet, diye. Halbuki çok evet, az uğraşılan evet. Bir yemek. Evet. Bizim en sevdiğimiz yemek. Evet. Işte. Öyle havalı durur. Havalı durur az uğraşırım falan gibi.
Çok böyle mutfak insanı gerçekten değilim. Gizli bilgi eşim bizde öyle. Biz hatta dedik ki Bildur'a Tamer gelsin de yapsın. Evet. Bulgur pişti mi? Pişecek. Birazdan bulgurumuz terleyecek. O yüzden de böyle pratik ve şey yemekler. Göze güzel gelir. Göze güzel gelir. Tam alasını yaparım. Aynen. Konseptine en uygun. Peki şey, hani mutfakla hiç alakam yok diyorsun ama tabii tasarım, yani muhtemelen kanalımızı takipçilerin hepsi %99'u bilir. Yeni bir mutfak şeyi daha açtınız siz. Evet. Değil mi? Muhalif mutfak bölümü. Bizim mutfağımız var ama orada fellah köfte yapıyoruz. Ah çok güzel. Evet, annen herhalde sadece fellah köfte yapıyor. Çocuğum senin. Son iki haftadır sürekli bunu yapıyoruz. Bulgur hala bekliyoruz. Onlar böyle minik suyun içinde şişecekler. Şişmesini bekliyoruz şimdi. Tamam, bakacağım. Gel bakalım tamam. Senle. Hadi. Sen annesi anlat muhalif mutfağın konseptini. Bu çok yüksek. Muhalif mutfak. Sağlıksız gıdaya muhalif. Evet. Yemediğimiz hiçbir şeyi kimseye yedirmiyoruz gibi bir çıkış noktası var. Aslında festivallerle ortaya çıkmış bir marka. Yani festivallerde biz hep aç kalıyorduk, kendimiz bir şey yiyemiyorduk falan. Dedik ki kendi yiyebileceğimiz bir stand oluşturalım. Gel bakalım. Tabii biz işte Billur'la podcastler yaptık. Tabii tasarımın daha o ilk Üsküdar'daki atölyeleri zamanından beri beraberiz ama izleyeceğimiz için istersen biz direkt muhalif mutfaktan girdik ama belki tabii tasarımın hikayesini birazcık daha anlatmak gerekir. Tabii tasarımın hikayesi şöyle. 2017 yılında Üsküdar'da aslında Salacak tarafında bir atölye olarak kuruldu. Aslında çıkış noktası eşimin atölyesiydi yani. Öyle başlamıştık. Sonra Ayşe'nin haberini aldık. Tamam yap bakalım. Sen burada oyna. Ben de Hatice teyzeye anlatayım mı nasıl işimizi yaptığımızı. Tahtımı sallayacak bir konuşkan çocuğumuzla. Tamam, sen onları göster bakalım bize. Ayşe gerçekten bu arada bulgur şişti bence. Getirelim mi bulguru? Evet. Neye koyacağız? Buraya koyacağız. Böyle elinle sen onu yavaş yavaş sıcak mı acaba? Biraz başla bakalım. Sıcak değil. Çok güzel. Sen başla birazcık yoğurmaya o zaman şimdiden. Ben de birazdan içine konulacakları koymaya başlarım, olur mu? Hı hı. Hadi başla sen yoğurmaya. Orada bir seramik atölyesi olarak kuruldu aslında. Aslında cam bölümüydü galiba. Seramik ve cam tasarımı. Evet, cam tasarım bölümüydü. Aslında hayali de camdı. Evet, ben ampulleri hatırlıyorum, şeyleri, avizeleri hatırlıyorum. Mezuniyet projesinde, yani genelde bölümü okurken de cam üzerine çalışmış. Evet. Ama cam çok zor bir cam atölyesi. Çok fazla. Yani anne bak, hem masraflı hem çok emekli. Birleştiler. Hepsini birleştir. Hepsini. İçindekilerin hepsini. Yani 15 dakikanı falan. Yarım saat falan. Bir saat değil. Yarım saat. İki saat. Hadi tabii bakalım. Yap bakalım. Hepsini buradan böyle getir şöyle elinle. Vallahi Ayşe'nin eli çok güzel yakışıyor. Çok güzel. Vallahi muhtemelen bundan sonra hemen ona devredeceğim. Ayşe, sen anneanneye yardım ediyor musun? Evet. Ne yapıyorsunuz anneanneyle? Buzda un koyarak, evet. Sonra da buzda kum koyuyoruz. Kum koyuyorsunuz. Böyle de üstüne... Poğaçada yapıyor musunuz yoksa kurabiye falan? Evet. Böyle de üstüne tepe yaparak koyuyoruz. Şeye nasıl evrildi? Hani ben o süreçleri hep tabii hatırlıyorum ama festivallere nasıl dönüştü? Nasıl dönüştü? Aslında çok plansız ve programsız oraya doğru bir dönüş oldu. Biz kendimiz tabii tasarım olarak bir festivale katılmıştık. Bir de bu alanda uğraşan çok fazla yakın arkadaşımız var yani. Çok fazla marka, sizlerin de bildiği. Bir şeyler böyle vardı elimizde. Ya ne yapsak? İşte Üsküdar'da bir kafesi olan bir abimiz vardı. Onunla görüştük. Aslında biz hafta sonu eğlenmek için yapmıştık yani bunu. Biraz da işte o elimizde kalan ürünleri de satışa sunalım falan diye. İnsanlar çünkü uzamasını mesela istiyorlar. Festivaller bitince çok üzülüyorlar. Evet. O vesileyle o kafede 15 markaydık ilk başta. Evet, hatırlıyorum ufacık bir şeydi. Böyle başladık. Çok günübirlik bir şeydi zaten. Evet. Hayır. Hani sen dedin ya pazartesi büyük. Mutfağa geldik. Büyük mutfağa geldik işte. Büyük mutfağa geldik, yemek yapmaya geldik.
Sonra çok fazla insan sordu. Ya işte keşke biz de katılsaydık falan diye. Biz dışarı açtığımız bir organizasyon zaten değildi. Sonra ya acaba ne yaparız, sığar mıyız? Orası da hani kafenin de kendine ait belli bir alanı var. Hani bir yerleştirdim onu. Çok güzel, harika oldu. İkinci organizasyon. Ben şimdi konuş, ben sonra sırf Ayşe'yle konuşacağım. Tamam. Şimdi konu anlattın. Anladım. Biz Ayşe'yle yapacağız ondan sonra köfteleri. Değil mi Ayşe'ciğim? Sonra da bunu böyle. Evet. Harika oldu. Sonrasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi. Aynen. Yani. Üçüncü organizasyon. İkinci organizasyon da 40 markaydı. Ay sen zaten birinciye geleneksel deyip muhalifliğini göstermiş miydin? Birinciye geleneksel deyince o kadar çok mesaj geldi ki yalnız birincinin gelenekseli olmaz hanımefendi falan diye. Durun ya dedim, belki dua niyetine geçireceğiz. En sonunda kaçtı? Son yaptığınızda son kaçtı? Herhalde orada artık 90'ı geçmiştik. Zaten şey hep bir kez Ankara'da oldu. Evet. Onun dışında hep Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin meydanında. Böyle oldu. Yani hiç planlamadan, programlamadan başka bir şeye evrilmiş oldu süreç. Sonra dükkanı. O da dükkanı getirdi. Evet. Aferin sana, harika. Şimdi böyle itebilir miyim? Şimdi artık itebilirsin öyle. Ayşe gerçekten harikasın. Şimdi artık... Şimdi sonra ne yapacağız Ayşe? Sen anlat. Şunların hepsini mi koyacağız? Gerçekten evet. Çocuğum. Öğrendim. Hadi. Oldu zaten 10 dakika galiba. Oldu anne, başlayabiliriz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şunları doğrayayım mı? Sarımsaklı. Olur. Şimdi bunu şöyle yapalım. Küçük bir kase var mı? Onu Ayşe'ninkini ayıralım yoksa. Daha ya da şimdi bu Ayşe'nin kasesi olsun. Senin Ayşe'nin içini bunun içine koyacağız. Koy onlar bakalım. Daha özel olacak tabii, ya Ayşe. Tabii onları ayrı pişiririz. Şimdi irmeğimiz ve bulgurumuz vardı burada. Buna biraz daha su alacağım. Çünkü o arada hızlıca... Kaldırır değil mi suyu? Kaldırır, suyu kaldırır. Seninkini koymayalım. Yok, seninkini çünkü koymayalım. Çok sıcak, sıcak şimdi bu. Elini yakabilir. Hadi anne koy benimkileri. Tamam. Şimdi bunun salçalım. İçine bir tatlı anne, kaşığı domates salçamız var. Bir tatlı kaşığı biber salçam var. Kimyon. Koydum. Çok güzel. Harika ben yaptım. Bütün kaşıkları böyle sana veriyorum, tamam mı? Karabiber. Ne içine dökeceğiz? Onun içine dökebiliriz. Kırmızı toz biber. Tatlı olmasını tercih ettim. Bir de tuzum var. Yalnızca anne daha hiçbir şey dökmüyorsun. Biraz daha fazla. Ben sana getireyim mi ayrıca? Şimdi ben bunu nereden koydum? Tuz. Tamam bak, bunun içine biraz tuz kaldı. Şu kalanları da sana dökelim. Bak bir sürü güzel pembe kaşığın oldu, gördün mü? Sana ayrıca tuz getireyim mi ben Ayşe? Burada bir şeyler dönüyor ama. Bir de kırmızıdan da getireceğim. Ben bunları yoğurmaya başlıyorum al, şimdi. Al sen biraz parmağınla al, dök işte küçük. Dök içine. Aynı köfteyi... Yeter. Kırmızıdan da getireyim mi? İçine bu şekilde baharat ve salça koymadan da yapanlar var. Evet. Ama bu çok lezzetli hale evet, getiriyor. Salça da koyacağız hepsinden. Ayşe'ninkine. Şöyle. Bundan sonrakileri önce Ayşe'ninkine koyacağız, sonra sana koyacağız. Tamam. Hani sen tamam. Kalanları şey yapacaksın. Çok güzel. Süper. Karıştır şimdi. Bak benim gibi. Karabiber tamam. Unutursa falan diyorum ama unutmuyor. Hayır. Hiçbir şekilde. Annesi not almış, o not da almamış. Evet çocuğum. Ayşe bak, nasıl yaptığımı görüyor musun? Sen de böyle birleştireceksin şimdi hepsini. Yöresel bir şey yapmanın riski de... Çok. Çok değil mi? Çok şeye ama açık, eleştiriye benim, açık. Benim bu cesur misafirlerim hepsi... Hep Merve abla da öyle yaptı. Yapmıştı. Anne. Böyle bastırayım. Sen anneni tarif et nasıl yapacağını. Anne bak böyle bastıracaksın. Evet, çok güzel. Şöyle elimle eziyorum değil mi bir de? Toplaya toplaya annesi. Çocuğumu biraz önce diyordun. Önce sıkıp sonra toplaya toplaya. Un söylemeyi unutmuşum. Çok azıcık un tamam. İsteyebilir miyiz? Tabii. Bu şeyler için. Bir araya getirmek için. Birleştir bakalım. Çok az serpeceğiz, evet. Şöyle birazcık serpeceğiz üzerine. Anne bana da öyle ya. Tabii ki, tabii ki. Hiç seninki eksik kalır mı bak? Anne ben yapacağım bunu. Birazcık sen de al bakalım. Çok güzel anne, yumuşak yumuşak. Biraz da soğuk su rica edeceğim Hatice abla. Böyle biraz daha hamur kıvamı alması için.
artık birleştirebiliriz. Nasıl gidiyor Ayşe Usta? İyi gidiyor anneciğim. Köftemizin adı neydi? Sallah köfte. Sallah köfte. Hadi bakalım. Şimdi biraz da soğuk suyla. Şöyle daha güzel yapışması için. Çok güzel. İyice karıştır istersen bunları. Sana da mı biraz su versek? Ne dersin? Değil mi? Oo, artık onu bırak istersen. Ha? Onu bırakalım mı? Biz ismini mi değiştirdik seninkini? Seninki başka bir şey oluyor şu anda. Tamam. Daha iyi oldu. Evet, kesinlikle. İstersen kaşıkla karıştır. Özelliği elle karıştırmak da mı? Şimdi yuvarlayacağız mı? Evet. Yuvarladıklarımızı koyacağımız zemine biraz un serpiyorum. Şu tarafta. Yani. Evet. Şu tarafı da yapacağım. Şunu kaldırıyorum artık. Tamam. Sos aşamasında alabiliriz tekrar. Tamam. Şimdi bu yine yöresel bir tercih olarak tam top yapanlar var. Bir ortasına bastırıyorsun. Gelsin. Şey gibi Kayseri mantısı. Genelde böyle yapıp şöyle bir ortasını yuvarlatıyorlar. Önemli olan tam böyle kocaman şey. Kocaman anne bu, kocaman. Olsun. Seninki kocaman mı oldu? Şunu çok sık koyduğum için öyle küçük oldu. Güzel ben. Oldu mu seninki? Ha. Hatice teyze bir sürü yemek biliyormuş, biliyor musun Ayşe Şifa? Ama hiç Ayşe Şifa'nın ikisi kadar güzel görmedim ben. Hı. Çok değişik, çok güzel oldu Ayşe. Onu da pişirelim mi Ayşe? Evet. Yok. Kendi pişirdiklerini hep babasına yediriyor. Gerçekten. Hiç ben nasiplenemedim yani bu zamana kadar. Şeyi konuşuyorduk seninle, portakal ağacının tanışma hikayeni. Ha, evet. Çok enteresan. 2012 oluyor herhalde. O zamanlar çalıştığım yerde bir arkadaş takip ediyor Hatice ablayı. Ben bekarım ve çok... Yemekle alakasızsın. Yine yokum. Yine yemek kısmında yokum. O da böyle şey falan çıktıkça, işte yeni bir yazı çıktıkça blogda haber veriyor. Arkadaşlarını arıyor. Böyle bir heyecan, portakal ağacı. Allah Allah diyorum, insanların dünyasında neler var. O zaman bir yani varlığından o zaman haberdar oldum. Sonra girdim bak, yok benimle alakası yok. Güzel blokmuş, tamam, ama işte biz yine yemek yapmıyoruz. Ama şöyle de bir şey var, hep de kendime çıkarmayayım bu yemek mevzusu. Annem beni hiç mutfağa almadı. Ha, çünkü işime karışılmasın yavrum. Sevmez yani o müdahaleyi. Ben şimdi mesela bakıyorum Ayşe'ye bazen zor sabrediyorum. O da annemden geçmiş muhtemelen. Haftaya annesiyle gidiyor. Bir anneni dinleyeceğiz. Üç nesil bizi aldı. Onun biraz etkisi yani. O da yani 18 yaşındaydım üniversitede. Makarnayı ilk o zaman haşladım yani. Yoksa ondan önce hiçbir mutfak deneyimim yoktu. Hatta ev arkadaşlarım da müthiş yetenekli kızlardı. Yani biri Konyalı, biri Trabzonlu ve ilkokuldan beri falan mutfakta kızlar. Şey diyorlardı, sen bizim temizlik nöbetimizi al, biz senin yemek nöbetini alalım. Tamam, değil mi? Olur, bir güzel sonuca. Temizlik yaparım falan. Orada bir şeyler öğrendim yani. İşte hazır çorba, makarna falan. Orada hazır çorbayı nasıl ısıtacağını. Güzel öğrendim. Güzel, iyi öğrendim. Kaynar suya nasıl döküldüğünü güzel öğrendim. Şimdi pişirdiğimiz suya, evet. Kaynar suya tuz atacağız tuz birazcık. Tamam. Yalnız şuna da çok dikkat etmek lazım. Biber salçasını yoğun kullandığımız için bazı biber salçaları özellikle yöreseller çok tuzlu oluyor. Evet. Yani herkes kendinkini bilir. Evet. Ona göre bir ayar olursa, çünkü bazen ben bilmediğim yerde yapınca bakıyorum çok tuzlu olmuş evet. Oluyor. Hani buna da katıldığında falan. O zaman yoğurdunu bol koyuyoruz. O zaman yoğurdunu bir şekilde ayarlıyoruz. Böyle şey. Süzgeçte delikli delikli yuvarlak şey. Köfteleri biraz un serpmiştim üstüne, birbirlerine de yapışmasınlar diye. Burada 3-4 dakika olması yeterli. Sen onları koyarken ben de bana getirdiğin tabakları açayım. Tamam. Şey, geniş olduğu için hepsini koyabilirim. Normalde küçük tencerede parça parça pişiriyordum. Şimdi bu geniş bir tencere olduğu için hatta şöyle devireyim.
Hep demiştim millet kutu açıyor kanalında. Ben açamayacağım. Ben de açamayacağım. Bunun bir de suyu çok kıymetliymiş Hatice abla. Sosa da öyle koyacağız mi? Bunun suyunu. Çünkü tamam, doğru. Hem baharatla harmanlanmış olacak hem de irmik ve bulgurla. Allah'ım en sevdiğim şey tabak, çanak. Tamer Bey'in seramikleri. Allah'ım Allah'ım. Bayanlar baylar. Tabağımı görüyor musunuz? Güzel olmuşlar ya. Ben bunları görmedim dükkanda. Bunlar yeni, mi yaptı? Bunlar yeni. Normalde fincanlarımız meşhurdur. Evet, çok fincanları ev var. Ağaç evet. Olan. Şimdi onun böyle büyük tabaklarını. Bunlar da meşhur. Evet. 5. yılı herhalde takvimlerin. Takvimlerin değil mi? Ah, büyüsünü bul. Anladım ben ama takvim olduğunu. Çok seviyorum takvimlerinizi. Hicri miladi. Bizim mutfakta aspiratörün üstünde sürekli duran takvimlerimiz. Biz size Nisan'ı gösterelim. Şu anda. Hem miladi yazıyor hem hicrisi yazıyor. Şöyle gösterelim. Çok yaptığımızda dağılıyor. O yüzden şey iyi bir şekilde tutturalım. Dağılmadan. Kendim şu an şekerci dükkanına girmiş çocuk gibi hissediyorum. Aa çok güzel. Aa çok güzel. Evet, onlar işte ilk sende şu anda. Gerçekten evet. Mi? Evet şu an onu düşünüyorum. Ben bunu da görmedim. Arkadaşlar görüyor musunuz süzgeç serisini? Böyle minik süzgeçler. Harika. Peki bundan sonrası için plansız planımız ne dedi? Bundan sonrası için pandemiyi atlatmak. İlk hedefimiz pandemiyi atlatmak. Yani çok fazla şube soruluyor. Evet. Ama biz böyle işimizin başında durmayı seven tipleriz. Evet. Az çok bilirsin. Evet. O yüzden şube bana çok şey gelmiyor. Yani ya da sürekli işte şehir şehir gezeceğiz yani haftada birkaç gün. Köfteleri göstereyim. Ben alıyorum bu arada bir yandan köfteleri. O çok sorulan ama bizim çok dediğim gibi sıcak baktığımız bir şey değil. Bakalım Mevla görelim neyler. Bu zamana kadar çok planlamadığımız için bundan sonra da öyle gidecek sanırım. Bir yandan böyle sürekli yeni markalara gaz verme. Yeni marka oluşumlarında bir ittirici güç haline aslansın, gelme kaplansın. Grubumuz şeyimiz var. Evet. Yeni projeler oradan çok çıkıyor. Bir de hani ya ben tabii tasarımdan sonra belki de hani bu kadar göz önüne geldi. Ya bu kadar bireysel olarak bir şeyler yapmaya çabalayan, bu kadar ufak ufak işte amigurumi bebekler, seramikler, deriyle uğraşanlar, işte çiçek yetiştirenler mesela bu kadar çok var mıydı? Yoksa belki hani şey mi oldu? İşte bu festivaller, farklı farklı festivaller ya da işte sosyal medyayla beraber bu alan açılınca mı insanlar da "Aa ben de bir şeyler yapıyorum." İkisi de bence. İkisi de. Yani bir anda yapanlar vardı. Belki satışa teşvik olmuş oldu. Bir yandan da ya bakıyorum mesela kimisi hali hazırda bir işi var. Evet. Ama hobi olarak uğraşıyor. Kimisi tamamen bununla uğraşıyor. Ama yani o insanların üretmekten aldıkları haz. Yani onu satarken gözünün iç titriyor aslında yani. Ah diyor elimin emeği gidiyor şu anda falan gibi. Ama şey de çok güzel hani. Yaptığınız bir şey bir başkasının kıymet veriyor oluşu. Hani hep diyoruz ya insan bir kere üretmeye alıştı mı duramıyor. Yani evde bile dursan bir şey yapman lazım. İlla ki bir şey. Yaşan hani sen pandemi başladığında mıydı bir şeyler yapmıştın? Evet, nakış işine sardım. Ben pandemiden önce bir nakış workshopuna katılmıştım. Evet. O vesileyle pandemi de çıldırmadım muhtemelen. Var onu artık başlayan? Kapatabiliriz. Tamam. Yok onun içinden tamam. Sadece şey alacağız, kepçeyle. Şimdi sosumuz için bir su bardağı zeytinyağımız var. Tamamdır. Şimdi bu köftenin en şey özelliği sarımsak. Evet. Ama hiç koku olmuyor. O konuda yiyeceklerin içi rahat olsun. Pişecek çünkü. Şeyle de güzel harmanlayacağız. Sarımsağını bol katabiliriz. Yani 6 tane, 7 tane, kaç tane elinize gelirse. Bol bol koyabiliriz. Çok güzel bir lezzet veriyor çünkü. 3 çorba kaşığı biber salçası,
bir çorba kaşığı da domates salçası var. Bunu böyle biraz pişireceğiz önce yağda. Tahta getireyim mi sana? Çok güzel olur. Bu sosun bir özelliği de işte kaynattığımız sudan içine koymamız. Şeyi çok suyla kaynatmazlarsa eğer köfteleri, bu da biraz daha yoğun olur. Şimdi biraz fazla koymuşuz suyu. Çocukken böyle annemden fırsat bulduğum vakitlerde, yani mutfağa alınmadığım ama annemsiz vakitlerde her şeyi tabak tabak koyardım. Sonra bir sürü bulaşık çıkardım diye. Ya şimdi insan kendisi fark ediyor. Yani işte benim annem de mesela çok titiz. Ama diyorum ki yani nasıl beni sokmuş o mutfağa? Ya portakalcı zamandan hatırlıyorum. Ben işte yapıyorum. Diyor ki tamam yap. Ama sadece bulduğun gibi bırak. Ya başka bir şey istemiyorum. Şey hani şimdi düşünüyorum, bulduğum gibi bıraktığım halim muhtemelen bulduğum halim değildi yani. O bile şeydi gerçekten, hani bir titiz ya da işte kendi zaten kadınlar için mutfağa böyle kendi krallığı, kendi alanı. Bana da mesela annem diyor ki ya işte çocuklara da bir şeyler yaptır. Diyorum ki ya daha uzun sürüyor onlarla. Ben yapayım. Hemen olsun bitsin. O yüzden gerçekten zor. Şimdi buna bir iki kepçe, çok değil. O tanelerden. Bu normalde böyle bayağı yoğun şey bir şey evet, oluyor. Evet, köftemiz az, suyumuz çok. Evet, ama yok, çok olunca çok lezzetli oluyor. Yoksa ondan yana şeyimiz tamam. Böyle bol yağlı, bol sulu. O şimdi zaten ona bir hemhal olacak. Bunu dilerseniz yanında yoğurtla servis edilebilir. Evet. Salçayı döktükten sonra şey koyacağız, maydanozlarını koyacağız. Tamam. Ama yoğurtla da yiyenler var. Ayrıca yoğurda bandırıp yiyenler var. Üzerine dökenler var. O kısmı tercih artık. Bunu da böyle. Artık bir hatamız, bir kusurumuz, bir yöreselliğe şeyimiz olduysa affola diyelim. Buraya tuz koymadık. Çünkü zaten suyunda da tuz var, köftenin kendisinde de tuz var. Biber de tuzlu, biber salçası. Bir sonraki bölümde Güneydoğu Anadolu birisini çağırıp mıhlama yaptıracağım. Oo, süper. Şimdi daha sabah anneannemin yanına uğrayıp geldik. Biz kuymak deriz. Evet, Trabzon'da. Daha o yaptı. Ya o kadar ki yani Trabzon'un kendi ilçelerinde bile bu konuda çok itilaflar var yani. Eşim Akçaabatlı mesela. O böyle çok peynirli, daha çok Rizelilerinkine yakın, o mıhlamaya yakın yapar. Anneannem daha çok un ağırlıklı. Biraz daha katık gibi olur bizimki. Yani ekmek banarak yeriz. Yani eşimin kullandığı peyniri biz 5 kuymakta falan kullanırız yani. Anneannem ona takılıyor hatta. Diyor ki oğlum hepsini bitirdin. Bütün peyniri kullandın diye. O yüzden evet, o iş biraz şey. Yöresinden yöresine değişiyor, doğru. Şehirden diyorsun ya, aynı şehrin içinde bile. Evet. İsmi değişiyor, şeyi değişiyor. Evet, Ayşe de biraz köfte harcımızdan aldığı için köftelerimiz azaldı. Olsun. Alasını yaparım iddiasıyla mutfağa giren Billur Tilgil. Gözü kara. Son şeyimiz. Senin üniversitedeki bölüm neydi? Matbaa öğretmenliği. Ben liseden grafik tasarım mezunuyum. Ama ben seni grafik tasarım diye biliyorum, evet, değil mi? Şöyle, bizim bölümde yani üniversite versiyonu ya güzel sanatlara gideceksiniz, evet, ya da işte matbaa öğretmenliği. Bölüm şu anda aktif değil zaten. Ben matbaa öğretmenliğine devam ettim ama matbaada da yine grafikten devam evet, ettim. Evet, çünkü ben seni hep grafik tasarım, evet, bütün işte o tabi tasarımın bütün grafik işlerinde, bütün o basılı işlerdeki grafik tasarımda. Evet. Takvimde benim evladım. Evet. Tabakla da ayrı güzel oldu, biliyor musun? Tam ağaçlar, evler. Yoğurdu şimdi koymuyoruz, servis yaparken. Yoğurdu dileyen yanında koyabilir. Üzerine ekstra tekrar dökmüyoruz. İsterseniz yanında koyabilirsiniz. Ya da yerken batırarak yiyebilirsiniz artık. Çok güzel oldu bir rüya gerçekten. Hiç demesen inanmayız yani mutfakta beşekli olmadığını söylemesen. Gizli iyi olduğumu söyleyenler var. Biz sonradan gurmeyiz, sen doğuştan gurmesin herhalde, değil mi? Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Eyvallah, afiyet şifa olsun. Bugün portakal ağacında alasını yaparım da tabi tasarımın baş aktörlerinden biri. Bisi. Bisi, evet. Tabi'nin, Taner'in bisi Billur'la beraber fellah köfte yaptık. Ayşe bir ara bizleydi, sonra biz yedince kendi kılısına uygun bulmadığı için kaçtı.
Çok teşekkür ediyoruz Bilge. Ellerine sağlık. Afiyet. Bir sonraki bölümde annemle yapıyoruz. Oo, tamam peki. Yeni bir bölümde yeni bir misafirimizle tekrardan buluşmak dileğiyle. Şimdiden hoşçakalın. Ayşe. Çok güzel yapmışsın. Eline sağlık. Esra sen yemiyor musun? Yemiyorum ya.